eline çakma alanlar, ormanlarımızı yakanlar PKK ve FETÖ unsurlarıdır. Kesin delillerle mevcuttur. Biden yangınlarına karşı yürütülen mücadelede kullanılan yalanları çürüttüler, Atlantik İttifakı'nın bozguncularına seslendiler. Biden'ın hatırlarsınız 24 Nisan'da Türkiye'yi soykırımcı ilan etmesi, onu da o dönem Vatan Partisi olarak Türkiye'ye yönelik bir hücum borusu öttürdüğünü, bir hücum borusu ilan ettiğini milletimize ifade etmiştik. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yönelik yeni tipte bir savaş başlatmıştır. Vatan Partisi PKK'nın üstlendiği orman yangınlarına karşı mücadelede tavrını açıkladı. Açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, bozgunculuk ve medya yaygarıcılığına dikkat çekti. Bu yeni savaşın yeni bir cephesi. O Amerikan silahlarıyla yapamadıklarını, teslim alamadıkları Türkiye'yi kibritleriyle, çakmaklarıyla ve yangınlarıyla kesinlikle teslim alamayacaklardır. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi dışında bütün medyanın yaygara yaptığı gözüküyor. Yayın değil, yaygara yaptıkları gözüküyor. Bozguncuların 5 yalanını çürüten Bursalı, Help Türkiye etiketi paylaşımların ABD operasyonu olduğunu kaydetti. Atlantik işbirlikçileri Türkiye'de ormanlarımızı yakanlardan yardım dileniyor. %71'i sahte hesaplardan atıldığı tespit edildi. 2 milyon sahte duygu, 2 milyon kışkırtma tweet'i ve bunların %25'i Amerika Birleşik Devletleri merkezli. Bursalı, asker, TOMA ve hava desteğinin olmadığı, ormanların imara açılacağı ve Kemerköy Termik Santrali'nin yanacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler, İHA'lar, işte itfaiye araçları, çeşitli alet, edevatlar hepsi bu yangının ilk gününden beri, altını çiziyoruz, ilk gününden beri mücadele cephesinde. Anayasamızın 169. maddesinde de belirtildiği üzere bu yanan alanların kesinlikle imara açılmayacağı belirtiliyor. Kemerköy Termik Santrali'nde görüyoruz, yanmadı. Yanmadı ve ufak tefek hasarlarla atlatıldı. Zaten çeşitli önlemler alınmıştı. Sapasağlam ayakta duruyor santral. Yeniköy Termik Santrali de yanmayacak. Bursalı, 6 Ağustos'ta HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve heyetinin Milas ve Bodrum Belediyesi'ni ziyaret ettiği fotoğrafı da gösterdi. Bozguncu, CHP, HDP ve İYİ Parti ittifakının yangınları harladığını ifade etti. Savaş devam ederken bozgunculuk yapanlar yangınların pususunda olanlardır. Başta Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti, bu yöneticiler, bunların yöneticileri kundakçıların cephesinden yangınları söndürmek için değil, harlamak için sürecin başından beri görev yapmaktadırlar. Milletimizin gözyaşlarında dahi kararlılık var ama onların gözyaşları milleti kandırmak için. Bursalı, Türkiye'nin önündeki sorunların milli bir hükümetle çözüleceğini vurguladı. Türkiye'ye bir üreticilerin milli hükümeti lazım. Üreticilerin milli hükümeti lazım. Ve Vatan Partisi bu hükümetin merkezinde olması lazım.